Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Huffet el cennetü bil mekari. Cennet zor şeylerle, nefsin istemediği sıkıntılı şeylerle çevrelenmiştir, kuşatılmıştır. Yani insan nefsi sevmez bu sıkıntıları. Cennet de işte bu gibi şeylerle ihata edilmiş, çevrelenmiştir. Mesela nedir bunlar? Nefse ağır gelen şeyler. Evet, kul haklarına riayet. Evet, insan bencil, nefsi emmaresi var. Bu nefsi emmare hep kendinin en üstün olduğunu, hep haklı olduğunu iddia eder, öyle söyler. Bir de bizim ruh tarafımız var tabii. Şimdi böyle insanlarla alışverişte, konuşta, davranışlarda nefis en üstün ben olayım, hep haklı ben olayım, benim sözüm geçsin olur. Kendisinden daha az tahsilli veya daha şey bir adam kendisinden üstün, daha çok para kazanmışsa, daha önemli bir mevkiye gelmişse insan nefsi bunu çekemez, istemez. Nefis böyledir. İnnen nefse le emmâratun bisû. Devamlı kötülüğü emreder nefis. Kur'an'da böyle. İşte böyle bu ya bu adam benden önde ama haklı adam. Adam kazanmış, başarmış, almış. Fakat nefis neden ben değil de o. Ona bunu tanıması zor gelir. Nefis bunu istemez. Keza başka şeylerde de kendi çıkarını ister. Başkasının çıkarını gördükçe onu istemez. Nefis böyledir. Bu işte bunları karşı koymak sıkıntı verir insana. Nefse sıkıntı verir. Böyle kul haklarını riayet. Ondan sonra kış günü çok soğuk. Abdest almadan namaz kılınmaz. Namaz kılacak ama abdest alırken işte üç defa yıkamak sünnet. Değil mi? Kolu üç defa yıkamak sünnet. Dirsek dahil kola. Dirsek kuru kalırsa abdest yok. Dirsek dahil üç defa yıkayacak. Soğuk diye bir defa yıkar. Hani isbâ-ül vudu, yani günahların affına sebep olan amellerden birisi de güzel abdest. Dört dörtlük tam kurallarına uyaraktan abdest almak. İşte gözümüzü yıkadıkça gözümüzden, ağzımızdan, yüzümüzden, elimizi yıkadıkça kolumuzdan günahlar dökülüp gidiyor. Güzel abdest alırsak, halis niyetle. Şimdi soğuk zamanda bu aman sünnet şart değil ki falan diye. Mesela üç defa sünneti bırakıyor bir tek. Nefis bunu ister. Hadi al ya boş ver. Ama üç defa yapmak sünnet diye ruh tarafı bizim esas bizi olgunlaştıran tarafımız katlan buna. Ha işte bu nefse ağır gelir. Soğuk zamanda buz gibi suda üç defa sünnetleri yerine getirmek. Kul hakları riayet etmek insanın nefsine ağır gelir. Evet, ağır gelir. Sonra başımıza bir musibet geldi. bu nefse çok ağır gelir. Neden bu oldu? Neden bu oldu? Bana isyan eder. İnsanoğlu böyledir. Benden başka adam bulamadı mı? Mesela böyle laflar edilir. İnsan nefsine ağır gelen bu musibetlere sabır zordur. Ama cennet bunlarla çevrilidir işte. Evet gibi böyle nefsin arzularına aykırı böyle zor şeylere dinimizin emrine, ruh tarafımıza uyaraktan, peygamberin sünnetlerine uyaraktan yapışırsak cennet var. Bunlar zor şeyler. Bir iki tane söyledik. Böyle zor şeylere katlandın mı cennet var. Cennet böyle zor şeylerle çevrelenmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-mekârih ve şehvet. Evet, şehvet. Nefsin arzu ettiği şeyler. Ya boş ver, daha gençsin. İç bade, sev güzel. Değil mi? Öyle şarkı var. İç bade, sev güzel. Niye böyle sağını sonu hesap ediyorsun? Neyi umurun? Ya, daha işte yarın hacca gidersin, günahları affettirsin. Nefis böyle şeyler ister. Seni yoldan sapıtmak ister. Böyle arzular seni yönlendirir. Aha bunlara karşı durabilmek zordur.
Zordur ama cennet bunlarla kazanılır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ancak böyle zor şeylere karşı aklı selimi, ruh tarafımızı kullanmak, Peygamberin sünnetlerine uymak, bunlara, bu zorluklara sabretmekle cennet kazanılır. Evet, bu nefsini, arzularını önleyemeyen adam cenneti kazanamaz. Kazanamaz. Nefsin arzularını anlamak, önlemek de zordur. İşte bu zorluğu başaran cennete girer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, İbn Hacer Askalani diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü muhteşem bir sözdür. Ciltler dolusu kitap yazılıyor. Min cevamül kelim. İki sözle ne kadar çok anlam ifade etmiş. Efendimiz'e özelliklerinden birisidir bu. Az sözle çok mana ifade etmek. Evet. Efendimiz'in şehveti kötülemek hususunda muazzam belagatı eseridir. Evet. Evet. Bunlara değil, ruh tarafımızın, aklı selimimizin emrettiği Peygamber sünnetine uymak. Allah'ın emirlerine uymak. Her zorluğa rağmen, her zaman bunlardan fedakarlık etmemek. Evet, bu zor tarafı teşvik ediyor Peygamberimiz. Böyle Allah'ın emirlerine, Peygamberine uymak taattır. Yani yaparsan sevaptır. Aha, bunları teşvik ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsiniz ağır gelse de bunlara şey ediniz, cennet böyle kazanılır. Zorluklara katlanılara kazanılır. Ve huffet ennaru bişşehvet. Cehennem de nefsi emmarenin arzu ettiği şeylerle, şehvet duygularıyla çevrelenmiştir. Nefsi emmarenin istediklerini yaparsanız neticede sonucu cehennemdir. Evet, nefsinize hoş gelir, çok hoş zevk alırsınız ama neticede sonuç cehennemdir. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zor şeylere işin. Bunlar zor şeyleri yaparsanız din adına, Allah'a uyma adına, Peygamber sünnetine uyma adına zor şeylere katlanırsanız Allah'ın emrinden, Peygamber sünnetinden ayrılmazsanız cennet var. Cennet var. Evet. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. Evet. Gece uykuyu bölüp kalkmak, tatlı uykuyu, teheccüd kılmak, iki rekatı dünya ve dünyadakinin kıymetlidir. Yatılan sen daha 25 yaşındasın, daha 50-60 yaşını gidince kılarsın bunları. Nefis böyle söyler, rahatını bozma der. Mesela, evet, bu oruç, ya pazartesi, perşembe orucu, Peygamber sünnet demiş, şöyle müjdeler vermiş filan. Efendim her ayın ortasında, başında, ortanın sonunda oruç tutan, ayın tamamını oruç tutan, ya bunlar farz mı ya? Nefis böyle der. Ye iş, işine bak. Evet, bu nefsin arzularına karşı koydun mu cennet var. Bu arzulara sabrettin mi cennet var. Bunları uyarsan neticede cehennem var diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, aklı selimizi kullanın. Allah'ın emirlerine uyun. Peygamber sünnetlerini asla terk etmeyin. Nefsi emmarenize uymayın. Cennete ulaşın. Aksi halde cehenneme uğrarsınız. Oraya götürür bu nefsi emmareye uymak. Evet diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Zor şeylere katlanacağız. Evet. Buna alışacağız. Efendim zor şeylere katlanmaya kendimiz hazırlayacağız. Ama zor şeyler gelmemiş. Oo, ne güzel aleyhül ala. Ama kendimiz bunu hazırlayıp zor şey geldik mi, zor şey karşısında neden başıma bu geldi falan diye sızlanmayacağız. Sızlanmayacağız. Evet, hep anlatırım ya, bağ belliyor adam bizim memlekette. Geçimini böyle ele hizmet etmek suretiyle kazanıyor. Ekmeğini öyle kazanıyor. Bağ belliyken terlemiş tabii. Bir rüzgar var. Açmış yakasını, başı, göğsünü filan. Demişler ki, bağırın bağcanı açma. Rüzgar var demişler. Rüzgar hasteder çar. Aman demiş ya, terliyorum filan. Ondan sonra tabii rüzgar o terli şeyle adamı hasta, aşağı gitmiş, yatmış, hasta olmuş. Ağzından çıkan laflar şu, olmuş vaka bunlar efendim.
Benden başka adam bulamadın mı ya Rabbi? Benim gibi garibim bulduk da hasrettin beni. Böyle sızlanıyor Allah'a karşı. Böyle laflar kullanıyor. Sen sebep oldun. Bağrını açma dediler, dinlemedin. Şimdi de benden başka garibi bulamadın mı hasretecek diye. Bak bunlar çok yanlış şeyler. Daima en zor şeylere katlanacak şekilde kendini hazırlayacaksın. Bunlar karşıladığı zaman böyle çirkin laflar çıkmayacak ağzından. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hep bundan bahsettik. Ağzımızı bunlara alıştıracağız. Evet, böyle güzel şeyler çıkacak, çirkin şeyler çıkmayacak. Buna alıştıracağız kendimizi. Evet, cennet böyle kazanılır diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, zor yoldur cennet yolu ama izzet yoludur. Ebedi mutluluk yoludur. Ebedi mutluluk yoludur. Evet, diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed İbni Hanbel, Müslim, Abdü İbni Hümeyd, Darimi, Tirmizi, evet, Hazreti Enes radıyallahu anh'tan, Ebu Hureyre, Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklemişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizim ailesin. Evet, zorluklara katlanacak şekilde kendimizi hazırlamak. Zorluklara karşı isyan etmemek. Ağzımızdan kötü laflar çıkmamak. Evet, cennete girecekseniz sabra alışacağız. Zorluklara katlanacağız. Evet, çok çalışmazsan sınıfı geçemezsin. Çok çalışmazsan çok para kazanamazsın. O da zor. Tabii rahatını şey edeceksin ki, böyle bozacaksın ki, her şey böyle. Cenneti kazanmak da işte böyle. Nefse ağır gelen şeyleri şöyle elin tersi iteceksin. Bu zorluklara katlanacaksın. Şikayet etmeden razı olacaksın. Gayret edeceksin. Sonunda ebedi saadete ereceksin diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.